Merhaba arkadaşlar, Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Öz şiir anlayışını bitirmiştik. Şimdi öz şiir anlayışının devamı niteliğinde olan 7 meşalecileri işleyeceğiz. Başlayalım. Evet, özelliklerine değineceğiz. Sonra sanatçılarını inceleyeceğiz. Meşale dergisinde bir araya gelmiş 6 şair ve bir yazardan oluşmuştur. Özellikle bu yazarımız hikaye konusunda ön plana çıkan bir yazarımızdır. Kenan Hulusi Koray'dır. Saf şiir anlayışıyla hareket etmişlerdir. Az önce dediğimiz gibi öz şiir anlayışının devamı niteliğindedir. Beş hececileri tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Onların şiirlerini sığ olmakla suçlamışlardır. Yani edebi değerinin olmadığıyla ilgili suçlamışlardır. Beş hececileri tepki olarak doğduğunu bilmemiz gerekir. Sorularda karşınıza çıkar. Sanat anlayışlarını canlılık, samimiyet ve daima yenilik şeklinde belirtmiştir. Bu da yine sorularda karşınıza çıkabilir. Servet Fünun ve Fecaati'yi dünün mızmız ve soluk hislerini terennüm etmek olarak niteleyip karşı çıkmışlardır. Yani hem Servet Fünun'a hem Fecaati'ye karşı çıkmışlardır. Niye? Çünkü dünün mızmız ve soluk hislerini anlatmışlardır bu edebiyatlar. Milli edebiyatı da son zamanların renksiz Ayşe Fatma edebiyatı olarak niteleyip karşı çıkmışlardır. Bunu da bilmemiz gerekir. Yani hem Servet Fünun'a hem Fecaati'ye hem de milli edebiyata karşı çıkmışlardır. Cumhuriyet dönemi, bakın burası çok önemli. Cumhuriyet döneminde bir beyanname ile görüşlerini açıklayan ilk edebi şiir topluluğudur 7 mesajda. Bakın ilk beyanname, edebiyatımızdaki ilk beyanname Fecaati'ye aittir. Ancak Cumhuriyet döneminde ilk beyanname ise 7 mesajcılara aittir. Eleştirdikleri beş hececilerin devamı olmaktan kurtulamamış, edebiyatımıza hiçbir yenilik getirmeden dağılmışlardır. Bunu da bilmemiz lazım. Peki bu yönüyle neye benziyor? Fecaati'ye benziyor. Fecaati de Servet Fünun'a karşı çıkıyordu. Onun devamı olmaktan kurtulamıyordu. Yedi meşaleciler de beş hececileri karşı çıkıyorlar ve onların devamı olmaktan kurtulamıyorlar. Devam edelim. Bu arkadaşlar, bu 7 kişi sembolizmi benimsemiştir. Düşsel dünya onlar için önemlidir, eserlerinde kullanmışlardır. Sanat sanat içindir görüşünü benimsemişlerdir. Şiirlerde estetik ve haz almayı ön plana çıkarmışlardır. Yani sanatlı olacak ve zevk verecek. İmge ve sanatlı söyleyişlere yer vermişlerdir. Duyulmak ve hissedilmek istemişlerdir ki sembolizmin özelliğidir. Serbest ölçüyü ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Aynen öz şiir, yani saf şiir gibi. İç ahenk, ses, musiki ve şekil güzelliğine önem vermişler. Yani redife, kafiyeye, iç ahenge, sese, musikiye dikkat etmiştir bu sanatçılarımız. Bireysellik, gizem, simge, ruh, rüya, aşk, doğa gibi bireysel konuları işlemişler. Peki bu sanatçılarımız kim? Bunları Cezvesi Yamuk diye şifreliyoruz. Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Sabah ki en önemli şairidir. Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esas Yavuşgil, Yaşar Nabi Nair yine çok önemli. Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray. Şimdi bu videomuzda Muammer Lütfi Bahşi'ye yer vermeyeceğiz. Çünkü Muammer Lütfi Bahşi edebiyatta sadece 7 meşayicilerde bir görülmüş, ondan sonra kaybolmuştur. Herhangi bir iz yoktur onunla ilgili. Bu yüzden Muammer Lütfi ile ilgili bir görsel hazırlamadık. Diğer sanatçılarımızla ilgili görsellerimiz var. Kenan Hulusi Koray da bu 7 meşayişlerin yazar olan kişisidir. Hemen başlayalım ilk sanatçımızla. Evet, 6 şair bir yazar demiştik. İşte yazarımız Kenan Hulusi Koray, 1906-1943 yılları arasında yaşamıştır. Yedi meşalecilerdendir. Topluluğun tek hikayecisidir. Bunu bilmemiz lazım. Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir. Önemlidir. Bilmemiz lazım. Modern hikayenin oluşmasında da Kenan Hulusi'nin katkıları olmuştur. Tek romanı vardır Osmanoflar. Sorular da karşımıza gelebilir. Hikayeleri önemli. Bir otelde yedi kişi. Ki 7 meşalecilerden aklımıza gelebilir. Bir yudum su yine önemli. Bahar hikayeleri önemli, bilmemiz gerekiyor. Son öpüş de diğer hikaye kitabıdır. Kenan Hulusi Koray bu topluluğun tek hikayesidir ve Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir. Bu yönlerini iyi bilmemiz gerekiyor.
Devam ediyoruz. Yaşar Nabi Nayır 1908-1981 yılları arasında yaşamıştır. Yedi meşayicilerdendir. Varlık dergisini çıkarmıştır. Çok önemli bir özellik. Varlık dergisi gördüğünüz zaman aklınıza gelecek ilk kişi Yaşar Nabi Nayır'dır. Peki Varlık dergisinin özelliği ne? Varlık dergisi edebiyatımızın en uzun ömürlü dergisidir ve hala aylık olarak çıkarılmaya devam ediliyor. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yani Varlık gördüğünüz zaman Yaşar Nabi Nayır aklınıza gelecek. Tiyatroları var. Köyün Namusu, İnkılap Çocukları, Kahramanlar. Romanları var. Adem ve Havva, Bir Kadın Söylüyor. Şiirleri önemli. Onar mısraya dikkat ediyoruz. Kahramanlara dikkat ediyoruz. İkisini bilmemiz lazım. Hikayeleri var. Sevi Çıkmazı. Bu da bir hikayedir. Onun hikayeleri. Özellikle şiirlerini, Varlık dergisini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. Vasfi Mahir Koca Türk, soyadından da anlaşılacağı gibi böyle Koca Türk, epik şiirler yazan, kahramanlık şiirleri yazan bir sanatçımızdır. Yine yedi meşalcilerdendir. Araştırmacı kişiliği ön plandadır Vasfi Mahir Koca Türk. Tiyatroları var, Yaman, On İnkılap şeklinde. Şiirlerine dikkat edelim. Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Ergenekon, Bizim Türküler. Buraya baktığımız an zaten bir şiir kitaplarında bile bir epiklik havası. Tunç Sesleri, Bizim Türküler, işte Ergenekon böyle epik havası vardır şiir kitaplarında. Araştırmaları var. Divan Şiiri Antolojisi, Saz Şiiri Antolojisi. Bunlar çok da karşınıza çıkmaz ama araştırmacı kişiliği ön plandadır. Özelliği karşınıza çıkar. Devam ediyoruz. Cevdet Kudret Soluk 1907-1992 yılları arasında yaşamıştır. Yine yedi meşayicilerdendir. İncelemeler ve ders kitapları hazırlamıştır. Şairliğinden çok edebiyat araştırmacılığına ve edebiyat tarihçiliğine yönelmiştir. Aynen Vasfi Mahir Koca Türk gibi. Denemeleri var, dilleri var. Bizim dile benzemez sorularda karşınıza gelebilir. Hikayesi Sokak. Romanları kısmen karşınıza gelebilir. Dikkat edelim. Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız. İkisi karşınıza gelecektir. Sınıf Arkadaşları diğer romanıdır. Şiiri karşınıza gelecektir. Yani verildiği zaman eserleri birinci perdeyi de göreceksiniz. Yine tiyatroları önemli. Tersine Akan Nehir sorularda karşınıza gelebilir. Rüya içinde Danyal ve Sara diğer tiyatrolarıdır. İncelemeleri var. Türk Edebiyatı'na hikaye ve roman edebiyat bilgileri onun inceleme eseridir. Şimdi incelemeleri, evet incelemeleri araştırmacılığıyla ön plana çıkmıştır. Ancak öyle eserler çok birbirinden ayırt edilemeyecek düzeyde olduğu için çok fazla inceleme eserlerinin verileceğini düşünmüyorum. Böyle birbirinden ayrılan, çok göze çarpan eserler karşımıza gelecektir sorularda. Devam edelim. Sabri Esas Siyavuşgil 1907-1968 yılları arasında yaşanmıştır. Yine yedi meşayicilerdendir. Renkli ve özgün imge dünyasıyla öne çıkmıştır Sabri Esas Siyavuşgil. Bu kısmı önemli. Karagöz üzerine yaptığı psikososyolojik inceleme bugün de değerini korumaktadır ki eser şudur. İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul adlı eseri kesinlikle bilmemiz lazım. Yine şiir kitabını kesinlikle bileceğiz. Odalar ve Sofalar karşınıza gelecek eğer Sabri Esas Yavuşgil sorulacaksa. Bu kadar yeterlidir Sabri Esas Yavuşgil için. Evet, topluluğun en önemli sanatçısı Ziya Osman Saba. Ziya Osman Saba mutluluk şairidir. Bakın Ziya Osman Saba'nın dostu Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi olarak bilinir. Ziya Osman Saba ise mutluluk şairi olarak bilinir. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Yedi meşayiciler içinde topluluğun şiir anlayışını yaşamının sonuna kadar sürdüren tek şairdir. Pek de yaşadığı sanılma 47 yıl yaşamıştır. Bu yüzden belki mesela diğer sanatçılar da o yıllardan sonra vazgeçmişlerdir. Bu şiir anlayışını terk etmişlerdir. Belki o da yaşasaydı belki o da terk edebilirdi. Bu yönüyle aslında şeye benziyor. Fecaati'de Ahmet Haşim nasıl Fecaati'nin şiir anlayışını yaşamın sonuna kadar devam etmişse Ziya Osman Saba yedi meşayiciler içinde bu topluluğun şiir anlayışını yaşamın sonuna kadar devam eden tek şair olarak karşımıza çıkmaktadır. Yedi meşayicilerin şiire en sadık ismidir. Hece ve serbest ölçüyü kullanmıştır.
sade, açık ve duru bir dil kullanmıştır. Burası yine önemli. Zaten mutluluk şairi demesinin nedeni şu: ölüm karşısında Yunusça bir tevekkül, Allah karşısında ise mümin bir kul portresi çizmiştir. Yani kendisini Allah'a adamış bir insandır. Bir tevekkül içinde olan bir insandır. Yunus Emre ve Mevlana'nın modern çağdaki sesidir. Bu da sorularda karşınıza gelebilir. Çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev aile sevgisi gibi küçük mutlulukları işlemiştir. Şiir kitaplarına bakalım. Sebil ve Güvercinler önemli, çok önemli. Geçen zaman önemli, nefes almak önemli. Üç eserini de çok iyi bilmemiz lazım. Yine öykü kitapları önemli. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi'ni kesinlikle bilmemiz lazım. Değişen İstanbul'da diğer öykü kitabıdır. Ziya Osman Sabah bu topluluğun en önemli sanatçısıdır. Çok iyi bilinmesi gerekir. Evet, 7 meşajcılar bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.